Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet, ben bugün sizlere bu çiçeklerime nasıl bakıyorum, ne veriyorum, kısaca ondan bahsetmeye çalışacağım. İnşallah faydalı bilgiler veririm sizlere. Şimdi arkadaşlar, bakın bu benim yaprak güzelim. Çok güzel, canlı. Kendisi de canlı, rengi de canlı, yaprakları da canlı. İki renk var orada. Hatta iki daha ayrı renk ektim. Burada da patates kabuğum var arkadaşlar. Bunu küçük küçük doğradım. Bunu çiçeklerime gübre haline getirip nasıl veriyorum ondan bahsedeceğim. Bütün çiçeklerime veriyorum ben bunu. Bu da odan annem, tabii ki tanıyorsunuz. Kokusunu çok seviyorum bunun, kendini de. Hepsini veriyorum arkadaşlar ben bu gübreleri. Yani çiçeklerimi elimden geldiğince beslemeye çalışıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Haydi şimdi nasıl yaptığıma geçelim. Bu patates kabuklarımı arkadaşlar soydum. Sirkeli suda biraz beklettim. Herhangi bir mantar falan varsa çiçeklerime geçmesini istemiyorum. Dezenfekte etmiş oldum bir nevi. Bunu küçük küçük doğradım. Çünkü böyle küçük küçük doğrarsanız çabuk kurur. Eğer ki küçük küçük doğramak istemiyorsanız böyle soyduğunuz şekilde de bunları balkonunuza koyun ya da bir pencere önüne koyun. Kurutun. Bu da muz kabuğu, bakın o da kurudu. Kuruyan muz kabuğunu, patates kabuklarını böyle küçük küçük parçalara bölüyorum ben. Yani sonra bölmek istemiyorsanız da bu şekilde küçük küçük doğrarsanız, böyle yaparsanız daha çabuk kurumuş olur. Bu biraz uzun sürer, o daha çabuk kurur. Sonra arkadaşlar çiçeklerime nasıl veriyorum? Ayda bir kere veriyorum ben bundan. Bu şekilde arkadaşlar, o küçük küçük böldüğüm parçalardan yaklaşık 20 tane, 15 tane atıyorum. Bir çöp yardımıyla toprağın içine itiyorum. Bu zamanla çürüyecek. Çiçeğime bütün minerallerini, besinlerini aktaracak. Biliyorsunuz muz kabuğunda potasyum var, fosfor var, magnezyum var. Patates kabuğunda da aynen magnezyum, demir, kalsiyum, C vitamini, onlar var. Bunu zamanla çiçeğime aktaracak bu. Sonra çürüdüğünde de çiçeğime organik bir toprak olmuş olacak o parçalar. Zamanla çiçeklerimizin toprağı eksiliyor ya arkadaşlar. Bu şekilde de eksilen toprağı doldurmuş olabiliyoruz. Yani öyle de bir avantajı var bu şekilde vermemizin. Bakın kış olmasına rağmen benim çiçeklerim rengi de çok güzel, gelişimleri de çok güzel. Neden öyle söyledim? Çünkü kışın çiçeklerimiz kapalı ortamda olduğu için, çok pencere falan açmadığımızdan biraz cılız olurlar. Yani solgun olurlar, cansız olurlar. Ama benim çiçeklerimde öyle bir sorun yok. Neden? Çünkü ben onları gayet güzel besliyorum, iyi besliyorum. Çünkü ben seviyorum çiçeklere bakmayı. Zaten çiçeklerimi de çok seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bunu ayda bir kere vermeniz yeterli. Her şeyin fazlası insana da zararlıdır, bitkilere de zararlıdır. Eğer ki böyle vermek istemiyorsanız bunu sıvı halde de verebilirsiniz. İnşallah onu da başka bir videoda anlatırım. Ama en pratik ve en kolay çiçeğinize gübre yapma yöntemi budur arkadaşlar. Daha ileride daha farklı şekilde de beslemeleri sizlere anlatacağım. İnşallah elimden geldiğince kendi yaptığım, gözlemlediğim faydalı bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bakın çok kolay bir şekilde çiçeklerimizi besliyoruz. Buraya kadar beni izlediğiniz için ben teşekkür edeyim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizle büyüyoruz biz, biliyorsunuz. Daha fazla bu işi severek yapmamız için buna ihtiyacımız var. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.